Herkese yeniden merhaba. Ben Lerin. Size bugün çok önemli, benim için çok mutluluk verici bir haber paylaşacağım. Zaten kocaman yazdım. Görüyorsunuz şu an. Evet, Kore'ye gidiyorum. Beni çok heyecanlandıran bir yolla gidiyorum ben Kore'ye. Biliyorum, merak ediyorsunuz. Siz de Kore'ye gitmek istiyorsunuz ve nasıl gerçekleştiğini öğrenmek istiyorsunuz. Bu videoyu da zaten tam da bunun için çekiyorum ben. Çok güzel bir hayalim vardı. Çok böyle istediğim, çok böyle heveslendiğim bir hayalim vardı. Maalesef olmadı. Şimdi o kısımdan bahsetmek istiyorum size. Ben 4. sınıf öğrencisiyim. Bu sene üniversiteden mezun oluyorum. Bu dönem aslında benim mezuniyet dönemimde. Ben bu dönemde Mart aylarında yüksek lisans bursuna başvurmuştum. Kore hükümetinin yani KGSF yüksek lisans bursuna başvurmuştum ve çok çalışmıştım. Gerçekten Korece kursuna gittim, İngilizce kursuna gittim, not ortalamamı yükseltmeye çalıştım. Bir sürü şey. Yani bunlar için bir sürü şey gerekiyor. İlgilenenler için daha sonra daha ayrıntılı bir video çekerim. Buna çalışıyordum. Sonra işte sonuçlar bir açıklandı. Yok, kazanamamışım yani ben bu bursu. Nasıl üzüldüm? Anlatamam size ya. Çok üzüldüm çünkü çok çabaladığım bir şeydi, çok istediğim bir şey dediğim gibi olmadı. Hani o şekilde düşünün. Çok istediğiniz bir şey olmadı. Böyle bir hafta boyunca falan ağladığımı biliyorum. Böyle ağlıyorum sürekli. İşte neden olmadı? Ben bu kadar çalıştım ettim. Niye olmuyor? Bunları o kadar çok düşündüm ki gerçekten. Ondan sonra ben o dönemde aynı şekilde Kimpo Üniversitesi, Kore'de bir üniversite, dil eğitimi veren bir üniversite. Oraya da başvurmuştum. Kendi kendime demiştim ki hani oldu da yüksek lisans olmazsa hani olur eminim ama hani olmazsa en azından hani bu Kimpo Üniversitesi'ndeki dil kursu, dil bursu bu sana biraz böyle ikinci bir yol, ikinci böyle bir şey olur. Hani en azından bunda teselli bulursun demiştim kendime. Sonra ben böyle yüksek lisans bursum açıklandıktan sonra dediğim gibi böyle bayağı böyle üzüldüm falan filan. Ki yani siz de üzülün. Gerçekten bu konuda size bir tavsiye. Bir üzüntünüz, hayal kırıklığınız, pişmanlığınız varsa böyle alın onu böyle sarılın. Üzülün, ağlayın beraber. Deyin ki neden olmadı. Üzüntünüzü doyasıya yaşayın. Sonra ayrılın deyin ki bitti. Bu kadar. Artık hayatıma devam etmek zorundayım. Ben bu şekilde yaptım ve gerçekten hani böyle bu bizi daha güçlendiriyor. Gerçekten daha mutlu hissettiriyor. Çünkü acıyı yaşamak da güzel bence bir yerde. Ondan sonra ben işte bu dönemden geçtikten sonra böyle biraz kendime geldim. Dedim ki acaba dedim ne oldu? Kimpo Üniversitesi'ne başvurmuştum. Ne oldu ki o iş dedim böyle. Ben onlara mesaj attım. Bu arada sosyal medya hesapları üzerinden takipleşiyoruz. Mesajlaşıyoruz onlarla. Ve bunu gerçekten söylemek istiyorum. Kimpo Üniversitesi'nin muhteşem bir ekibi var. Yani çalışma saatleri içerisinde mesaj attığınız sürece anında size geri dönüş yapıyorlar. Ya bu muhteşem bir şey. Çok ilgililer, öğrencilerle çok samimiler. Ya bu beni gerçekten rahatlatan en büyük faktörlerden biri. Kimpo Üniversitesi'ne bu konuda çok 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 teşekkür ediyorum. Hani gönül rahatlığıyla gideceğim oraya. Mesajlaştık onlarla. Sonra mesaj attı oradaki hanımefendi. Dedi ki Hanöl Hanım dedi biz dedi ne zamandır sizi arıyoruz filan. Meğersem bizim konuştuğumuz sosyal medya hesabım Güney Kore'de askıya alınmış gibi görünüyor. Ya bakmışlar ama bulamamışlar beni. Ama Türkiye'de öyle bir durum yok tabii. Ben kullanıyorum hesabımı hala. Sonra işte dedi ki siz dedi bursu kazandınız. Allah dedim bursu kazanmışım. Nasıl güzel, nasıl heyecanlı. Ondan sonra bursu kazandıktan sonra en önemli kısma geldim. Aile kısmı. Hani aileme nasıl söyleyeceğim, nasıl ikna edeceğim biliyorum hepinizin en büyük problemi bu. Hepimiz gitmek istiyoruz ama ailemizi nasıl ikna edeceğiz? Bu benim de problemimdi. Söyledim anneme işte çok şey yapmadı. Hani kızım sen dedi hani zaten bir kere hayal kırıklığına uğradın. Hani devam et sen şimdilik. İşlerine odaklan filan. Ben de bir daha hayal kırıklığı yaşamamak için açıkçası çok üstüne durmadım. Ve o şekilde rafa kaldırdım bir süreliğine Kore işini. Dedim ki hani ileride işim gücüm olunca ben istiyorsam hala ki isterim muhtemelen. Devam ederim giderim ben kendi imkanlarıma. O şekilde düşündüm. Sonra ara tatil geldi. Ben eve gittim. Oturuyoruz annemle konuşuyoruz böyle filan. Sonra ben bu konuyu açtım, konuştuk ettik. Ben genel olarak anlatmıştım anneme. Ayrıntısını asla anlatmamıştım. Anlattıktan sonra dedi ki sen dedim neden söylemedin bana ben dedi bunları bilmiyordum. Hani bilsem seni gönderirdim. Nasıl yani dedim. Beni gönderir miydin gerçekten? Evet dedi seni gönderirdim. Nasıl şeyim ama böyle pişman, nasıl üzüntülü. Dedi ki konuş dedi. Ben babanları ikna ederim. Sen konuş dedi. Şey yaparız dedi hani. Bir şekilde onları, eğer bursun devam ediyorsa tabii ki, onları ikna ederiz.
gidersin dedi. Ben nasıl dua ediyorum ama, çünkü ben gelmeden önce Kimpo Üniversitesi'ne söylemiştim. Bursu iptal edin, hani ben gelemeyeceğim bu sene demiştim. Mail attım hemen, sonra geri dönüş yaptılar sağ olsunlar. Dediler ki sizin dedi bursunuzun yerine biz yedek öğrencilerden birini aldık dediler. Yine hüsran, yine bir üzüntü. Sonra tekrar mesaj attılar, dediler ki sizin yerinizde sizinle beraber seçilen bir burs alan bir arkadaş dedi gelemeyecekmiş sizin gibi dedi. Hani önceden ben öyle söylemiştim. Onun yerine dedi yedek öğrenciyi alacağız. Sizin bursunuz hala geçerli olacak. Dedim işte bu. Beklediğim şey bu. Beklediğim haber bu. Nasıl mutluyum? Bu şekilde serüvenim başlamış oldu. Aslında bunlar bir hafta önce falan gerçekleşen şeyler. Yeniler aslında. Her şey çok yeni. Ve ben hani böyle çok istediğiniz bir şey olur. Sonra olur. Sonra böyle bir hissizleşirsiniz ya. Nasıl hissedeceğinizi bilemezsiniz. Ben şu an gerçekten öyleyim. Hani böyle ne zaman o heyecan tam olarak yaşayacağım? Böyle uçağa bineceğim. Uçağa binmem yeterli değil. Ondan sonra böyle uçak böyle hop kalkacak böyle. Ben diyeceğim geç gidiyorum. Kore'ye gidiyorum. O zaman inanacağım. Benim serüvenim de bu şekilde işte. Hani bu videoyu neden çekiyorum? Şimdi biliyorum çoğunuz Kore'ye gitmek istiyor. Yani muhteşem bir kültürü var. İşte ne bileyim sinemasıydı, dizileriydi, müziğiydi. Hepimizin ilgisini çekiyor. Bunun farkındayım ve çoğumuz oraya gitmek istiyoruz. Ama maalesef ailelerimiz, eğitim durumumuz, işte ne bileyim bir sürü neden buna engel oluyor. Hani şu an gidemeyenler var, belki gidecek olanlar var, hazırlık yapacak olanlar var. Ben bu videoları size biraz yardımcı olsun diye çekmek istiyorum ve açıkçası bana yoldaşlık yapın diye çekmek istiyorum. Çünkü bir yola giriyorum, evet, ama şu an yalnızım. Ben oraya gittiğim zaman yalnız olacağım ve yanımda arkadaşlarım olarak bir tek siz olacaksınız. Gerçekten bu benim için çok güzel bir duygu olacak. Beni çok böyle güçlendiren bir duygu olacak. Ve en önemlisi, mesela biz YouTube'da bir video izliyoruz. Evet, ama YouTuber'ın işte bir ay önceki, iki ay önceki filan serüvenlerini görüyoruz maalesef. Ve bu bizi böyle biraz şey yapıyor, ah diyoruz hani neden şimdi değil ki? Hani bir ay önceki olay olduğu için hani diyoruz ki şu an acaba durum nasıl, ya da bir yıl önceki olay olduğu için diyoruz ki acaba şu an durum nasıl? Ben tam da bu noktaya değinmek istiyorum. Yani şu an bir ay falan kaldı, hatta bir ay bile değil, 26 gün falan sonra ben Kore'ye gideceğim. Ve bu videoyu çektiğim zaman siz de benimle beraber hazırlanmış olacaksınız aslında. Her şeyi birebir görmüş olacaksınız. Bunu sağlamak için çekiyorum ben bu videoyu. Çünkü aslında şu an benim için video çekmek gerçekten çok büyük bir lüks. Mezuniyetim var. Bir yandan derslerime odaklanmam gerekiyor. Çünkü yüksek lisans bursuna yine katılacağım. Yine başvuracağım. Çünkü artık dil kursu alıyorum. Daha güçlü bir şekilde katılabileceğim ben oraya. Bir de YouTube var. Sizler varsınız artık. Ama hani artık hayatımın bir köşesine bunları sığdırmak ve yetiştirmek istediğim bir şeylere. Bu yüzden başlıyorum bu serüvene. Umarım siz de bana yoldaşlık etmeyi kabul edersiniz. Videom bu şekilde. Bu videomda en azından hani nasıl gittiğimi, neler yapacağımı öğrenmiş oldunuz. Gelecek videolarda da tabii ki şu an Türkiye'deyim. Hazırlık aşamalarını anlatacağım sadece. Ama 26 gün sonra beraber Kore serüvenimiz başlayacak. Benden neler yapmamı istediğinizi, ne bileyim işte hepimiz mesela Kore'yi seviyoruz evet, ama farklı diziler, farklı gruplar, ne bileyim farklı yemekler, hepimizin sevdiği farklı şeyler var. Hani hepimiz farklı bir pencereden bakıyoruz olaylara. Hani sizin de farklı bir bakış açısıyla bana belki bir şeyler yapmamı isteyebileceğinizi düşünüyorum. Söyleyebileceğinizi düşünüyorum. Böyle şeyler olursa lütfen çekinmeden aşağı yorum olarak yazın. Ben Instagram hesabımı da bu süre içerisinde aktif bir şekilde kullanacağım. Buraları bir yere yine yerleştiririm Instagram hesabımı. Oradan da takip edebilirsiniz. İstediğiniz sorular olursa, istediğiniz videolar olursa lütfen çekinmeden yazın. Her türlü her yerden yazabilirsiniz bana ulaşabildiğiniz. Size içtenlikle cevap vermeye devam edeceğim. Şimdilik bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın, çünkü bana çok büyük bir güç sağlayacak. Beni çok mutlu edecek bir şey bu. Aynı zamanda videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız anında zili de açabilirsiniz. Oralarda bir yerde biliyorsunuz zaten. Videomu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki yoldaşlığımızın devam etmesi için de büyük temenniler diliyorum. Size çok öpüyorum, çok da seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.